Bir de Metin Gürcan'ın durumu var. Ee, özellikle sizin parti olarak kendisine sahip çıkamadınız. Hatta şöyle bir şey okumuştum. Arkadaşlarına sahip çıkamayanlar bize mi sahip çıkacağız tarzında sert eleştiriler vardı. Metin Gürcan'a sahip çıkmadınız mı? Şimdi mevcut medya düzeninde biri deva faizine ne demek istediğini merak ediyorsa bu karşısına rastgele çıkmaz. <laughs> gelecek bizim hesaplarımıza girecek. Ne deyip demediğimize bakacak. Hem web sitemiz hem YouTube kanallarımız Ali Babacan ve Deva Partisi. Ekim Bey galiba cuma günüydü. Sabah 6'ya 10 geçe gözaltına alındı. Ali Bey saat 10.30'da ilk açıklamayı yaptı. Ve katiyetle her anlamda hukuki ve siyasi olarak Metin Bey'in arkasında olduğumuzu söyledi. Bu Deva Partisi'ne yönelik bir operasyon mudur sorusuna da eğer böyleyse diye cevap verdi. Eleştirilen bu. Niçin eğer böylese dediniz? Şu ana kadar dosyanın bütün elimizde değil. Metin Gürcan'a emniyet, savcılık ve hakimlik aşamasında sorulan sorulardan soruşturma makamının hangi silahlara sahip olduğunu anlıyoruz. Yani en kuvvetli olduğu diye soruyor adam. Tutuklama gerekçesi olarak yazıyor. Hala dosyaya sahip değiliz bunun Deva Partisi'ne yönelik bir operasyon olarak gözaltıdan bir buçuk saat sonra ilan etmek bize uymazdı. ya yani bugün ben de gözaltına alınsam böyle bir temeldir. dosyaya bakalım hepimiz gözaltına yani tabii evet, ki. Evet. yani alınabiliriz bu yola giren bunları göz alıyor. Eleştirilen buydu. Peki sonra ne oldu? Ali Bey o akşam medyaskopta. Ertesi gün gemiye kadar sonra ee, İdris Şahin özel yazılı ve sözlü parti sözcüsü sıfatıyla açıklama yaptı. Sayın Şahin. Sonra Ali Bey Habertürk'te sürpriz olarak ifadeyi medyaya sızdırmışlar. Fatih Altaylı adeta sağlı sollu gelişiyor 20 dakika boyunca. Ali Bey bütün sorulara cevap verdi. Ve sonra ve süreç içerisinde ben hukukçu kimliğimiz nedeniyle İdris Şahin ve Mustafa Yeneroğlu yeminin üzerinde canlı yayına katıldık. Söylediğimiz şey şu. Bu Deva Partili Metin Gürcan'ı hedef alan bir operasyondur. Metin arkadaşımıza güveniyoruz, arkasındayız. İddiaları gördükten sonra da şunu dedik. Bu iddialar arasında askeri ve siyasi casusluk suçlamasının suç unsurlarından hiçbiri yoktur. Halen diyoruz. Metin Gürcan'a bu iddia ileri sürülemez. Bize diyorlar ki zarf alışverişi var. Doğru değil, etik değil. Etik değil yani. Ama bunun da etik olup olmadığını mahkum etmek için elimizde hala yeterli veri yok. Dosyanın bütününü göreceğiz. Metin Gürcan savunmasını yapacak. Belki Metin Gürcan o alışverişi muhasebeleştirmiştir. Bilemiyoruz ki. Evet. Yani bunun mali kayıtlara ulaşılması lazım. Yapmamışsa yanlış yapmış siyasetçi kimliğiyle dikkatli olması gerekirdi yanlış yapmış. Eski asker mesleki kimliğiyle, analiz kimliğiyle bunun Türkiye şartlarında nereden nereye çekileceğini bilmemek mümkün değil mi? Ama yaptığı bütün görüşmeler açık. Meşhur otopark fotoğrafında CD plakalı araç var ya. Allah rızası için. Hangi emekli asker CD plakalı araçta istihbarat faaliyet yürütür? CD plakalı araç biliyorsunuz büyük elçiklerin kor diplomatik kısaltmasıdır. Bir özensizlik, bir dikkatsizlik, bir dağınıklık olabilir ama bir suç yoktur. Bu özensizlik, dikkatsizlik ve dağınıklığın cevabı Metin Bey'i eleştirmektir. Tutup hapse atmak değildir. İtiraz ettiğimiz şey bu. Deva Partisi sahip çıkmadı diyenler lütfen Yeneroğlu, İdris Şahin ve Emin Ekmen'in açıklamalarına, Ali Bey'in dört açıklamasına, partinin yazılı açıklamasına baksınlar. Sonra hala böyle diyorlarsa Valla bizim tarzımız da bu diyeceğiz. Eminim e, duyması gerekenler duymuştur. Peki Babacan'a karşı bir e, operasyon yapılabilir mi? Böyle bir kumpas e, iddiası da var en azından. Deva'nın e, yükselişe geçmesiyle birlikte böyle bir risk var mı? Bazı sosyal medya hesaplarında bazı yayınlar var. Hı hı. E, bizim kendi kaynaklarımızdan teyit ettiğimiz bir bilgi yok. Hı hı. Ama zaten bu yola çıkan herkes e, siyaseten adli olarak, ekonomik olarak, hatta sosyal olarak muhtemel şeytanlaştırma ve yalnızlaştırma girişimlerini göze aldı. Hı hı. Sosyal olarak ne olur? İnsanlar size selam sabahı kesebilir değil mi? Hep yeni bir aile kuruyorsunuz. O ailenin size bir güç var. Ama diğer yanda AK Parti'nin uyguları bir mobbing var. Yani bildiğimiz örnekler var. Bazı arkadaşlarla karşılaşıp selam vermeyen AK Partiler vesaire Neticede Ali Bey Başı açık, anı dik bir adam. Hayatının hiçbir zamanında hiçbir açıklık bulamazsınız. Evet. İki yıl siyasette yoktu. Ali evet. Bey bir yere danışmanlık yapayım dese bunun bedeli milyon dolarlarla ölçülmez. O iki yılda ekonomik bir faaliyet bile yapmadı. Babasının ve deresinin el tekstili satan iş yeri dışında. E, bu kadar dikkatli bir insan. Herhangi bir operasyon yapılırsa e, biz buna bütün varlığımızla, gücümüzle karşı durarız. Ama bugün için elimizde bu bilgileri teyit eden yeni bir şey yok. yok.